Herkese merhabalar. Çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Bugün COVID-19 ve diyabetin arasında nasıl bir ilişki var? Bunu ele alacağız. Koronavirüs 2019 yılında hayatımıza girdiğinden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Önce ekonomimizi durdurduk, daha sonrasında da evlere kapandık. Yıllarca izlediğimiz salgın filmlerinin resmen yaşamaya başlamıştık. Ancak hepimizin virüs bulaşmasın diye diğer insanlardan ve sokaklardan katladığımız özel birileri vardı. Kimdi onlar? Diyabet, tansiyon hastaları ve yaşlılar. Herkese toka çıkma izni verilirken bu bireylere verilmedi. Onlar bizlerden daha uzun süre evlerde hapis kaldı. Çünkü diyabet yani şeker hastaları, tansiyon hastaları ve yaşlılar COVID-19'a karşı daha büyük riskler yaşıyorlardı ve hastalığı ölümle sonuçlanma ihtimali daha yüksekti. 2019'da hastalığın ilk ortaya çıkmasıyla birlikte Wuhan'dan da ilk çalışmalar gelmeye başladı. Yang ve arkadaşları bir makale yayınladılar. 140 kişiyle yaptıkları çalışmalarında COVID-19'a yakalanan diyabet hastaları tüm hastaların %12.8'ini oluşturmaktaydı. Üstelik COVID-19'u şiddetli geçirenlerde diyabetlilerin oranı %13.8'e çıkmıştı. İlk gelen çalışmalara göre diyabet hastaları COVID-19 virüsünü biraz daha şiddetli geçirmekteydiler. Günler ilerledikçe Çin'in Wuhan kentinden daha kapsamlı çalışmalar gelmeye başladı. Guan ve arkadaşları 1099 kişiyle yaptıkları çalışmada çalışmaya katılan hastaların %7.4'ünün diyabet hastası olduğunu, fakat hastalığı şiddetli geçiren ve yoğun bakım ünitesine yatanların %16.2'sinin diabetli olduğunu açıklayarak diyabette bireyleri yoğun bakıma yatma olasılıklarının daha yüksek olduklarını vurguladılar. Bu iki çalışmayı bir araya getirdiğimiz zaman COVID-19'da yakalananların komorbid yani onlara eşlik eden diğer hastalıkları incelendiğinde ilk sırayı hipertansiyon, ikinci sırayı ise diyabet hastalarının aldığını gördük. Daha sonra yapılan çalışmalarda yoğun bakım ünitesine yatan hastaların hastalığı daha şiddetli geçirip geçirmediği ile ilgili çalışmalar oldu. Bu çalışmaları tek bir tablo haline getirdiğimiz zaman bazı çalışmaların diyabetli birey bireylerin COVID-19'u diyabeti olmayanlardan 3 kat bazılarının da 4 kat daha fazla şiddetli geçirdiğini göstermişlerdir. Durumu kritik olan ve yoğun bakıma yatan hastaların ölüm ve yaşama oranlarıyla ilişkin yapılan çalışmalarda ise diyabeti olan COVID-19 hastaların diyabeti olmayanlara göre bazı çalışmalarda iki kat bazı çalışmalarda da 4 kat daha fazla ölüm tablosuyla sonuçlandığını ortaya koymuştur. Öyle ki diyabetik bireyler zaten diyabeti olmayan bireylere göre enfeksiyon geçirme ihtimalleri daha fazla bireylerdir. Biz bunu nereden biliyoruz? Daha önce yaşadığımız salgınlardan biliyoruz. Daha önce meydana gelen SARS salgınında diyabetik hastaların hem yoğun bakım ünitesine yatışlarında hem mekanik ventilasyona bağlanmasında hem de ölüm oranlarında diyabeti olmayanlara göre 3 kat daha fazla risk taşıdığını öğrenmiştik. Yine diyabetli bireylerin influenza A yani H1N1 virüsüne karşı gerçekleşen salgında da hastaneye yatış risklerinin normal bireylerden 3 kat daha fazla, yoğun bakıma yatış risklerinin ise 4 4 kat daha fazla olduğunu öğrenmiştik. Orta Doğu solunum sendromu koronavirüs salgını olan Mers salgınında ise diyabet hastalığı Mers'e yakalanmada risk faktörü olarak kabul edilmişti. Nitekim 2019 yılından bu yana meydana gelen COVID-19 salgınında da diyabet ve tansiyon hastalığına sahip olmak bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Peki COVID-19 ve diyabet arasında nasıl bir ilişki var? Gelin bunu inceleyelim. Covid-19 ve diyabet çift yönlü etkileşim halinde olan iki ayrı pandemidir. Diyabetli hastalar inflamasyondan etkilenirler. Bu durum vücutlarında stokin fırtınalarına neden olur. Ve stokin fırtınaları da Covid-19'un şiddetli geçirilmesine neden olmaktadır. Diyabetli Covid-19 hastalarının biyokimyasal sonuçlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda diyabetli hastaların diyabeti olmayanlara göre daha düşük lenfosit, daha yüksek nötrofil sayısına sahip oldukları yine inflamasyonla ilgili olan fibrinojen, C reaktif protein, D dimer ve interleukin 6 değerlerinin diyabeti olmayan bireylerden daha fazla olduğunu göstermiştir. Diyabetik COVID-19 hastaları yüksek nötrofil lenfosit oranına, yüksek lenfosit ve C reaktif oranına ve artmış inflamasyona ait belirteçlere sahip oldukları için için inflamatuar stokin fırtınalarına maruz kalmaktalar bu durumda diyabet hastalarının COVID-19'u daha şiddetli geçirmesine neden olur COVID-19 geçiren diyabet hastaların bağışıklık sistemi de zayıflamakta. Çünkü diyabetik hastaların COVID-19'u geçirmeleriyle birlikte yüksek nötrofil nemfosit değerlerinin yanında hastalık ağırlaştıkça total T hücre sayısında ve işlevinde azalmalar meydana gelmekte. Bu durum bir de diyabet nedeniyle hiperglisemi yaşanıyorsa süperoksitlere ve iltihaplanma yolaklarının aktivasyonunun artmasına neden olmakta ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olmakta. Bu yüzden COVID-19'a yakalanan diyabet hastalarının immün yetersizlik çekerek COVID-19'u daha şiddetli geçirmektedirler. COVID-19 ve diyabet arasındaki bir diğer ilişki ise COVID-19 virüsü olan koronavirüsün hücreye giriş yolu adır. Koronavirüs hücrelere girerken AC2 reseptörlerini kullanırlar. Yine geçmişte yaşadığımız SARS salgınındaki koronavirüsü de aynı yola kullanmaktaydı. Fakat COVID-19 koronavirüsü SARS koronavirüsüne göre 10 ila 20 kat daha hızlı afinite olarak çok daha hızlı hücreye geçiş yapmakta. ACE2 reseptörleri özet olarak hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarda rol oynamaktadır. ACE2 reseptörlerinin ekspresyonları yani hücresel olarak daha fazla bulunduğu yerler ise akciğer, böbrek, kalp, pankreas, mide ve ileumdur. Bu durum COVID-19'a bağlı gelişen Çoklu organ yetmezlikleri için de bir göstergedir. Peki bu AC2 reseptörleri ile diyabetin ve COVID-19'un arasındaki bağlantı ne? Özet geçecek olursak COVID-19 hücreye giriş için AC2 reseptörlerini kullanmakta. Diyabet varlığında ise kan şekerinin artmasıyla birlikte hiperglisemi ile yaşayan bireylerde AC2 reseptörünün ekspresyonu artmakta ve hücrelerde AC2 reseptör sayısı çoğalmakta. Bu durum koronavirüsün hücreye girişi için daha fazla kapısının olmasına neden olmakta. Yine diyabet nedeniyle meydana gelen hiperglisemi yani kan şekerinin yüksekliği de vücuttaki oksidatif stresi arttırarak akciğerlerde hasarlar meydana getirmekte ve koronavirüsün vücudumuza ve hücrelere girişi kolaylaşmakta yapılan çalışmalarda insülin tedavisinin AC2 reseptör sayısının azalmasına neden olduğunu göstermiştir. Tam da diyabetin koronavirüse karşı bir risk faktörü olduğu şu günlerde kan şekeri kontrolümüzü elimizde tutmamızın ne kadar önemli olduğunu vurgulamanın zamanı geldi. Koronavirüs diyabet nedeniyle daha şiddetli geçirilebiliyor. biliniyor. Ancak bunun tam tersi de mevcut. Yani koronavirüs nedeniyle de diyabet daha daha da şiddetli bir hale gelmektedir. Guo ve arkadaşlarının yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, Covid-19'u geçiren diyabetik hastaların yüzde 37 buçuğunun koronavirüs nedeniyle hastaneye yatmadan önce oral antidiabetik kullandıklarını ve hastaneye yattıktan, yani koronavirüsü geçirdikten sonra insülin tedavisine geçtiklerine %29.2'sinin ise insülin tedavisi aldıklarını ve koronavirüs geçirdikten sonra da insülin dozlarını arttırdıklarını ortaya koymuştur. Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında hem Covid-19 diyabeti kötü etkilemekte hem de diyabet Covid-19'u kötü etkilemekte. Yani çift yönlü olarak birbirlerini kötü etkileyen iki pandeminin el ele verdiği durumla karşı karşıyayız. Öyle ki COVID-19 salgını nedeniyle hastaneye başvurulan diyabetik ketoasidoz, yani diyabet nedeniyle çok yüksek kan şekerlerine, 500'lere, 600'lere ulaşmasıyla birlikte vücutta ketoz durumunun oluşmasıyla ortaya çıkan bir koma durumu olan diyabetik keto vakalarında inanılmaz artışlar olmuştur. Amerika'da 175 hastaneden alınan verilerin incelenerek yapılan bir çalışmada diyabetik keto asidoz ile hastaneye başvuranların COVID-19 geçirenlerde COVID-19 geçirmeyenlere göre daha fazla olduğu gösterilmiştir. Yine Almanya'da diyabetik keto geçiren tip 1 diyabetli çocuklarla yapılan çalışmada 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki veriler karşılaştırılmış. 2018 yılında %24.1 olan diyabetik keto tanısı ile hastaneye başvuru oranlarının 2020 yılında Covid-19 ile birlikte %44.7'ye yaklaşık 2 katı kadar artışlar meydana gelmiştir. Durum böyle olunca diyabet ve Covid-19 arasındaki gizemli pencerede aralanmış oldu. Çevrenizde diyabetli bireyler varsa lütfen onları Covid-19 virüsüne karşı koruyun ve hastalığın lütfen küçümsemeyin. Bu konuyla ilgili daha fazla video çekmemi istiyorsanız Lütfen video konularını bu videonun altına yorum olarak atın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.